Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli arkadaşlar, tasavvuf nedir, ne değildir? Bir ihsan yolculuğu olarak tasavvuf diğer bir ifadeyle bunu merkeze alan bir seminerler silsilesi yapıyoruz. Arifler, Rabbani alimler insanı nasıl terbiye eder? Onların terbiye usulleri nelerdir? Bu ana başlık altında bir ders yapmıştık geçen hafta. İnşallah bugün ikincisini yapacağız. İnsana bakışları, efendim nasıl bakıyorlar insana arifler? Bu son derece önemli. Ne almak istiyorsunuz ya da ne vermek istiyorsunuz insana? İnsan her felsefi düşünceye göre farklı tanımlanıyor. İnsan insanın kurdudur diyor, değil mi? Bir felsefe çıkıyor, böyle bahsediyor. Bir başkası sadece konuşan canlıdır diyerek insanı böyle tarif ediveriyor. Peki İslam böyle mi bakıyor insana? Elbette böyle bakmıyor. İslam'ın arifler yorumu diyelim, değil mi? Arifler yorumu, arifler anlayışı çerçevesinde insan nerede duruyor? Bunlar önemli sorular. Çünkü onun ne olabileceğini, ne olamayacağını belirlemek için o bakışı bilmek lazım. Her şeyden önce Yüce Rabbimiz insanı mükerrem bir varlık olarak yarattığını bize beyan buyuruyor. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ Biz Ademoğlunu adeta kerametlerle donattık. Yani şeref üstüne şeref verdik demek. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ Ona değer yükledik de yükledik demek aslında. Çünkü Arapça okuyorsunuz hepiniz. Tef'il babı teksir içindir derler. Evet, çok çok yapmak anlamındadır. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ Biz Ademoğluna öyle şeyler, öyle şeyler, öyle şeyler ikram ettik ki demektir. Zahiri ve batini olarak, hem görünen hem görünmeyen olarak, içine ve dışına öyle faziletler yükledik ki demektir. Onu biz ahsen-i takvim üzere yarattık buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve insanı hususi bilgilerle donattığını beyan ederek, meleklerin bile kendisine secde etmesini emrettiğini biz biliyoruz. Oradaki tabii selamlama secdesi. Adem orada kıble olmuştur der alimler. Yoksa Allah'tan başkasına secde olmaz. O bir saygı secdesi. Bazıları saygı kelimesini bile fazla görür. Selamlama secdesi diyelim. Selamlama secdesidir. Ve orada nasıl o dört duvardan müteşekkil Kabe'ye yönelik Allah'a secde ediyoruz. Hakikatte o Kabe'ye değil. Orada da melekler Adem'i kıble adeta yapan Mevla'nın emrine itaat ederek Allah'a secde etmişlerdir denir. Ya da selamlama secdesi diye de yorumlar var. Fakat öyle ya da böyle meleklerin bile kendisine adeta saygıya davet edildiği bir varlıktan bahsediyoruz. Arifler de elbette Kur'an nasıl bakıyorsa, Allah'ın Habibi nasıl bakıyorsa, efendim, onlar da ona öyle bakıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Kabe'ye işaretle, bu Kabe'nin ne kadar mübarek ve mukaddes olduğunu biliyorsunuz. Allah katında bir müminin şerefi bunun şerefinden daha yüksektir der. Hazreti Ali Efendimiz'e nispet edilen bir söz var.
sen kendini bir cirim zannediyorsun, küçük bir, sahir bir cisimden ibaret zannediyorsun. Halbuki bütün alem sende dürülmüştür der. Bütün alem sende dürülmüştür der. Hoşça bak zatına kim, zübde-i alemsin sen. Merdum-u dili-i alem olan Ademsin sen der. Şu Adem dedikleri suret ile kaç değil. Adem manaya derler. Evet ama insanın görünmeyen cephesine, Cenab-ı Hakk'ın ona mahiyetini tam bilmediğimiz üflediği nefha-i ilahi olan ruhuna yöneliktir. İşte arifler bu yönüyle insana, her bir insana ama her bir insana böyle bir cevher potansiyeli olarak bakarlar. Ve vazifesi o cevheri uyandırmak. Bunu gafletten ikaz, yakaza haline geçmesini sağlamak diyelim. Uyanışa geçmek. Hafif hafif dirilişe geçmek. Sonra ayağa kalkmasını sağlamak. Sonra misyonu neyse o misyonunu kuşanmak anlamında o insana öyle bakarlar. Ve bu yönüyle her bir insanın özel bir irade-i ilahi ile var olduğuna dikkat çekerek, madem ki var olmuştur, madem ki o var edenin Allah, var edeni Allah'tır, madem ki kün emri ona da tecelli etmiştir, o zaman insanoğlunun hiçbiri anlamsız, boşuna yaratılmış da değildir. Nitekim ayet-i kerimede اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا Biz sizi oyun olsun diye yarattığımızı mı zannediyorsunuz? Böyle bir düşünceniz mi var? Diye sorar ayet. Öyleyse herkes kendine bir daha bakmalı. Bir kişisel gelişim uzmanının bir kitabının başında şöyle bir ifade vardı. Sabah kalkınca, yola çıkınca bir şiirimsi de ben bütün şeyle her şeyini hatırlamıyorum. Göğe selam ver, yere selam ver. Kuşa selam ver, akan suya selam ver. Ağaca selam ver, işte eve selam ver diye selam selam devam ediyor. Sonra geç aynanın karşısına, bir selam da kendine ver diyordu. Geç aynanın karşısına, bir selam da kendine ver. Evet, insanoğlu kendine nasıl bakarsa, nasıl bir değer yüklerse kıymeti de ona göre şekillenir. Niye yaratıldım ki ben? Yaratılmasam olmaz mıydı diye bakan insanla ben çok özel bir misyonla yaratıldım. Bana çok özel bir misyon yüklendi. Benim şu alemde var kılınışımı alemlerin Rabbi murad etti. Öyleyse benden bir, onun murad ettiği bir hedef var. Bizim Lütfü Arslan hocamız sağ olsun güzel bunu ifade eder. 7 milyar artı bir, değil mi? 7 milyar insan varken sana benzer. Sen niye var oldun ki? Değil mi? O kadar adam vardı. O artı bir önemlidir der. Her birimiz bir artı biriz. Var olana artı bir olarak ilave olmuşuz. Ama bu artı biri yapan alemlerin Rabbi, yaptığı her iş hikmetli olan, hiçbir zaman boş ve batıl bir şey yaratmayan Allah Celle Celaluhu. O zaman der bizim Lütfi kardeşimiz, o zaman sen şu alemde sendeki muradı bulmakla mükellefsin. Sen niye var oldun? O varlığını keşfetmeye çalış. Güzel bir bakış açısı. Doğrusu hakikaten işte arifler de her bir insana bu yönüyle büyük büyük bir cevher olarak bakarlar. Öyle bakınca sevgili arkadaşlar her birine bir saygıyla bakarlar demektir bu. Muhammed İkbal'in şöyle bir sözünü hatırlıyorum. Diyor ki, insanın makamı semadan yüksektir.
insanın makamı semadan yüksektir. Eğitimin temeli insana saygı göstermektir. Varlığına saygı duymadığınız, istidatlarına, kabiliyetlerine, gerek suretine gerek manasına saygı duymadığınız kişiyi geliştirmeniz hayaldir. Bu yönüyle arif insanlar gerçekten her kula saygıyla yaklaşan insanlardır. Yıllar önce Cezayir'den bir arif insan gelmişti. Şeyh Efendi diyorlardı. Şeyh Sidi diyorlardı. O zaman Sidi daha çıkmamıştı. Ama onlar Seyyidi anlamında kullanıyorlardı. Sonra öğrendim. Şeyh Sidi Cezayir'den. Yıllar önce Ihlamurkuyu'da bizim yurdumuz vardı. Ben de orada idareciydim. Misafir kaldılar bizde birkaç. İşte Almanya'dan, Fransa'dan, İngiltere'den müridanı da vardı. 10-15 kişilerdi falan. Mescitte namazlarını kıldılar, zikirlerini yaptılar. Biz de onunla işte ilgilendik o zatla biraz. İkramda bulunduk. Aradan bir sene falan geçti veya iki sene. Bir gün bir telefon geldi. Alparslan diye bir delikanlı vardı. Hocam ben Alparslan dedi. Olabilir. Sen hangi Alparslansın? Dedi ki hatırlar mısınız dedi. İki yıl önce dedi, biz sizin oraya gelmiştik. Siz bizi misafir etmiştiniz dedi. Şazeli Şehidi o zat. Çok güzel onunla güzel hakikaten sohbetlerimiz olmuştu o zaman. Hatırımdan çıkmayan sözleri var o zatından. Hocam dedi biz de şu an dedi Şeyh Efendi dedi. Sevenleriyle dedi, Aksaray'da bir oteldeyiz dedi. O sizi aramamı söyledi dedi, selamları var dedi. Sizi davet ediyor dedi. Yani 80 yaşında falan tabii. Gelmek isteriz ama ziyaret edemiş. Şu an müsait değil, burada birçok insanla programımız var ama görmek de istiyoruz o kardeşimizi falan diye. Madem böyle 80 yaşında bir insan, bir güzel insan, gidelim dedik biz de, atladık gittik. Hakikaten Aksaray'da, o Haseki civarında bir oteldeler. Otelin salonunu arkadaşlar, şöyle beyaz örtülerle örtmüşler, her taraf bembeyaz hani örtülerle. İçerisi nurani bir yer olmuş. İşte orada cellabiye diyorlar işte, onları giymişler. Başlarında güzel takkeleri. Orada İşte Hoca Efendi sohbet yaptı falan. Sohbetten sonra biraz evrad-ı özkar çektiler. Sonra herkes birbirini tebrik ediyor. Tebrik ettikten sonra da muaneka yapıyorlar. Muaneka şöyle birbirini kucaklıyorlar. Hani insan birbirini özleyince muaneka caizdir arkadaşlar. Sık sık hani musafaha gibi değildir ama uzaktan geldi, özlediniz. Muaneka yapılabilir. Onunla da muaneka denir. Musafaha el ele tutuşmadır. Muaneka göğüs göğüse adeta kucaklaşmadır. Fakat süre biraz uzun. Ben bakıyorum bir dakika, iki dakika, üç dakika böyle devam ediyorlar. Sonra ben o Alparslan'a sordum. Dedim ki Alparslan, dedim tamam sohbeti dinledim. Evrad-ı Özkar'ınızı da dinledim. Fakat dedim anlamadığım bir şey var. Niye dedim o muaneka da tamam, bu da şey, niye uzun sürdü? Dedim. Merak ettim doğrusu. O da dedi ki, hocam dedi, biz şöyle bakarız dedi. Gönül nazargah-ı ilahidir. Hakkın tecelli ettiği yer gönüllerdir. Dikkat ederseniz dedi, biz gönül gönüle dedi. Gelerek dedi, muaneka ediyoruz. Benim gönlüm onun gönlüyle dedi, aynalaşıyor, ayna o haline geliyor. Şöyle düşünürüz, biz senin gönlündeki o tecelliye, tecelliden de ben nasip alayım. Sen de benim gönlüme Rabbim tecelli ediyor, her gününe tecelli eder. Sen de o tecelliden nasip al diye. O tecelliden nasibimizi uzatmak için dedi, böyle yapıyoruz. Dehşet bir şey yani gerçekten. İşte bakınız, insana bakış diyoruz ya arkadaşlar. İnsana bakışla ilgili ehl-i tasavvufun birçok tabii o görüşlerinin toplandığı
Kitaplar da var, eserler de var. Fakat ben İranlı bir zatın, belki İranlı, Caferi bir zat. Türkçe'ye tercüme edilmiş bir kitabını okumuştum ama daha çok Mevlana'nın Mesnevisini esas alarak insan nedir, o konu üzerine bir kitap yazmış. 3 ciltlik bir eser. Ne idik, ne olduk, ne olabiliriz? Tam şey bu. Makalat diye yayınlandı bu eser. Ne idik, ne olduk, ne olabiliriz? Hakikaten insanın serüvenini anlatıyor. Mevlana'nın şeyinden istifadeyle. 3. ciltte biraz tabii 12 imamdan sözler var. Tabii 12 imama biz ehl-i sünnet olarak da saygılıyız. Yani onlar peygamber nesli olarak saygılıyız. Biz sadece onların masum olmadıklarına inanırız. Şia onların masum olduklarına inanırlar. Biz onların masum olmadıklarına inanırız ama hepsi salih insanlar. İşte Cafer-i Sadık mesela Nakşi silsilesinde de bir kolbaşıdır yani. Bir efendim merkez silsilede odak insanlardan birisidir. Yani bu yönüyle merak eden arkadaşlarımıza o eseri tavsiye edebilirim. Yani 3 ciltlik çok derin bir eser. Yani birçok hakikaten güzel izahlar var. Evet, arifler insana böyle derin, adeta potansiyel yumağı, öyle diyelim. İstidatların iç içe geçtiği bir varlık. Nitekim Mevlana der ki, insan der ne 7 katı ne 9 katı. Belki insan 900 kattır der. 900 kat. Şöyle bir soğanı düşünün arkadaşlar. Böyle hani kat kat açılıyor, dürülmüş iç içe. İnsan da böyle bir varlıktır der. 900 katlı insan diye hatta Mustafa Merter Hoca onu kitap olarak da çıkardı. Mustafa Merter, o da psikiyatr uzmanı. 900 katlı insan. Şimdi insana, karşınızdaki insana böyle bir potansiyel varlık olarak bakıyorsunuz. Onun sadece suretine değil, özüne doğru adeta nazar ediyorsunuz. Ve Allah'ın onda gizlediği cevherleri ortaya çıkarma adına operasyonlar yapıyorsunuz. İşte Allah adamlarının kişilik terbiyesi dediğimiz zaman, insan terbiyesi dediğimiz zaman, ona dışarıdan bir şey ilave etmekte ziyade içindeki potansiyeli açığa çıkarıcı bir takım operasyonlar diyelim. Eğitime de böyle bakıyorlar. Ve şöyle, o insanı örten, insanın hakikatini örten, o hicaplar, hicap diyorlar buna, hicap. Örtüler demek. 18 bin hicap vardır, daha fazla der. Zulmani hicaplar var, nurani hicaplar var. İleride bunları da göreceğiz. Zulmani hicap, karanlık örtüler demek. Bir de nurani hicaplar, o da aydınlık örtüler demek. Aydınlıktan da örtü olur mu? Olur. Işık da bazen karanlık vazifesi görür. İşte bu hicapları aça aça insanın içindeki o özgün insaniyet potansiyelini keşfetmek. Tamam. Kendi içine doğru yolculuk yaptırır. Yani seyri sülük arazileri kat etmek değildir arkadaşlar. Hani beldeden beldeye yolculuk değildir seyri sülük. Ya da şuradan şuraya yolculuk değildir. İnsanın kendinde Rabbini bulma yolculuğudur. Bir ben vardır bende, benden içeri. Değil mi? Süleyman var, Süleyman'dan içeri. Gibi. Ya bu, her insanda böylesi bir potansiyel var mı? Var. Peki herkesin potansiyeli eşit mi? Herkesin potansiyeli eşit değil. Herkese bu imkan ve fırsat şu alemde lütfedilir mi, verir mi? Verilir mi? Rabbimiz olan Allah herkesin Rabbidir. Hepimizin Rabbidir. Ama her insanın işte istekleri, arzuları kendini keşfe doğru değildir. İşte kimisi dünyaya aldanır, kimisi dünyadakilere aldanır. Kimi Mevla'nın peşindedir, kimi Leyla'nın peşindedir. Ehli dünya dünyada, ehli ukba
ukbada, her biri bir sevdada bana Allah'ım gerek demiş ya efendim Hüdayi Hazretleri. Aynen bunun gibi her insan yüreğine bir arzu koyuyor. O arzular peşinde ömür tüketiyor. Kim neyi isterse o taraftan kapılar açılıyor. وَلِكُلِّ وِجِهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا Herkesin yöneldiği bir yön var, o tarafa doğru gidiyor. Ve Allah da bizim cüz'i iradelerimize çok kıymet veriyor. Çünkü imtihan sırrı orada. O cüz'i iradelerinizin isteklerinin hedefi, kıblesi ne tarafa doğruysa o tarafa doğru sizin önünüz açılmaya başlıyor. Sadece o değil elbette. Cenab-ı Hak kimi kullarına tevfikini refik ediyor. Yani elinden tutuyor, yüreğinden tutuyor. Elbette o yüreğinden tutuşlarda, elinden tutuşlarda acaba hangi vesileler var? Hangi şey kula düşüyor, hangi şey doğrudan Cenab-ı Hakk'ın fazlından ve ihsanındandır? Bunun tespitini ancak Allah bilir. Yani bunu kul olarak biz bilemeyiz. Bize ne yapacağımız söyleniyor. Biz de ona göre efendim yol buluyorsak, Rabbimizin söylediği tarzda bize murad ettiği tarzda yol buluyorsak doğru gidiyoruz. Kafamıza göre gidiyorsak, hevamıza göre gidiyorsak farklı farklı yollara sapıyoruz. Demek ki arifler her şeyden önce insana Allah'ın yüklediği o mükerremiyeti biliyor ve ona inanıyor. Her insanda o kerametler var. Her insanda o ikram-ı ilahi var. Her insanda o programlar yüklenmiş. Değil mi? Programlar şu telefonda diyelim, benim telefonda program çoktur. 250 tane program var. Ama bu programların burada var olması bir anlam ifade etmiyor. Ben ne zaman o programın üstüne parmağımı basar, açmayı murad eder ve o programı açarsam, yapmak istediğim şeylere dair efendim birkaç operasyon yaparsam o program dehşet bir şey oluyor. Navigasyonunuz yüklü ama çalıştırmayı bilmiyorsunuz. Ne işe yarar ki? İşte insan da böyle, insan içinde de. Sayısız potansiyel var. Bu potansiyellerin uyandırılması gerekiyor. Bunu insan sadece kendisi keşfedebilir mi? Arkadaşlar, kendimiz her şeyi göremeyebiliriz. Yani birçok program oluyor değil mi? Ya bak diyor, şöyle çalışır. Senin telefona yüklü geliyor üstelik diyor. Yüklü geliyor. Birisi sana o programın nasıl çalışması gerektiğine dair bir rehberlikte bulunuyor. İşte aslında ariflerin yaptığı bu rehberlikten ibaret. Sen diyor, işte kalbinde şöyle Allah'ı zikredersen, şöyle tefekkür edersen, şöyle murakabe edersen, şu 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 haller zuhur edecek diyor. Şu 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 açılımlar olacak diyor. Şerh-i sadır olacak diyor. Sendeki şu haslet gidecek, bunun yerine şu gelecek diyor. Basiretin açılacak diyor. Kalp gözün açılacak diyor. Başkalarının görmediğini görmeye başlayacaksın diyor. Alemi farklı seyredeceksin diyor. Bir kitaba dönüşecek alem, okumaya başlayacaksın diyor. Nasıl yani? İşte, yap da gör. Gör de bil. Bu sadece sözlü olmuyor. Açıldıkça anlıyorsun insan. Bir takım şeyler, bilgiler arkadaşlar, sadece teorik anlamda aktarılmıyor. Malumat olarak aktarılmıyor. Hep klasik misaldir ya, bal nasıl bir şeydir? Yiyen kadar bal hakkında çok kitap okuyan anlar mı balın nasıl bir şey olduğunu? Anlamaz. Onun için insan da bu yolculukta, bu mana yolculuğunda, manevi yolculukta kendisi oldukça anlar, oldukça anlar. Kapı kendine açılacak. Başkasının tecrübesinden istifade edebilirsin. Tecrübe aktarımı söz konusu olabilir. Ama tecrübe aktarımı olmak değildir işte. O senin olman için sana bir şifre veriliyor. Senin olma yolculuğunda şifreler veriliyor. Onu kullanarak sen de olacaksın. Olacaksın ki anlayacaksın. Ariflerin terbiyesi bu yönüyle
insanı bilgilendirmeden ziyade insanı oldura oldura bilgilendirme şeysidir. Usulüdür, üslubudur diyelim, metodudur diyelim. O da elbette Allah'ın izniyle olur. Allah'ın yardım ve inayetiyle olur. Kulun da o yönde iradesiyle ve çabasıyla, mücahidesiyle bu işler olur, karşılıklı olur. Her bir insanı da hususi bir alem olarak görüyorlar arkadaşlar. Dedik ya bugünkü dersimiz, arifler insana nasıl bakıyorlar? Her insan özel bir alemdir. Dolayısıyla birini diğerine aynıyla kopyalamak iş değildir. Yani kopyala yapıştırla olmaz bu iş. Her insana yüklenen istidatlar farklıdır. Onlar derler ki insanda esma ve sıfat tecellileri farklı farklıdır. Bakınız, çocuk vardır daha 2 yaşındayken kediye taş atar. Çocuk vardır daha 2 yaşındayken kediyi sever, ona bir şey ikram eder. Diyelim ki Cenab-ı Hakk'ın Rahman sıfatının tecellisi sende %70'tir, öbüründe %10'dur. İşte ama ona mukabil Cenab-ı Hakk'ın El-Alim sıfatının tecellisi sende %70'tir, öbüründe %10'dur. Yani Esma-i İlahiyenin ve Sıfat-ı İlahiyenin tecellilerinden bahsederler. Yani bunu bu şekilde de izah edebilirsiniz, farklı da izah edebilirsiniz. Yüce Rabbin tecellisi farklı farklıdır. Hatta şöyle derler. Allah her mazhara tecellisi ayrıdır. Allah bir tek mazhara iki defa aynı tecellide bulunmaz. İki ayrı mazhara da yine aynı tecellide bulunmaz. Hocam bir şey anlamadık. Mazhar şu demek arkadaşlar. Allah'ın tecellisinin zuhur ettiği yere mazhar denir. Bu anlamda bütün eşya, bütün varlık mazhardır. Mezahirdir çoğulu. Mazharlardır. Sen de bir mazharsın, ben de bir mazharım. Şu masada bir mazhardır. Tamam mı? Mazhar. Neyin mazharı? Neyin zuhur ettiği yer? Bakın Arapçada ismi mekandır biliyorsunuz. Mazhar. Zuhur edilen, ortaya çıkan. Hakk'ın tecellisinin ortaya çıktığı yer ve mazhar diyoruz. Bu anlamda herkes, her varlık bir mazhardır. İnsanlar da kendi içinde her biri fert fert mazharlardır. Ayrı ayrı. Ve şimdi bir daha söyleyelim bu sözü. Allah Celle Celaluhu aynı mazhara, bir tek mazhara iki defa aynı tecellide bulunmadığı gibi iki ayrı mazhara da aynı tecellide bulunmaz. Bu şu demektir. Sana bugün verdiğini Allah yarın aynısıyla vermez, değişir. Ya dün bulduğunu bugün aynıyla bulamazsın. Dünün rızkı dündü, bugününkü bugün. Her an yeniden yeni bir tecellidedir Allah. Külle yevmin huve fî şe'n. O her an yeni bir şe'n, yeni bir haldedir, yeni bir durumdadır. Aynı şekilde Ahmet'e verdiğini Mehmet'e de aynıyla vermez Allah. Orada da tecellide tecelliler aynilik yoktur. Benzerlik olabilir ama aynilik yoktur. Yani biri diğerinin aynıdır diyemezsiniz. Bu yönüyle her insan müstakil bir alemdir. Tek başına bir alemdir. Her insan tek başına bir alemdir. İşte her insana tek başına bir alem nazarıyla İslam bize böyle baktırdığı içindir ki bir insanı diriltmek, bütün insanlığı diriltmek gibidir. Bir insanı haksız yere öldürmek de bütün insanlığı öldürmek gibidir der Cenab-ı Hak. Çünkü her biri müstakil bir alemdir. Şimdi insana böyle bir alem nazarıyla bakarsan, o zaman hakikaten o insana saygılı olmaya kendini mecbur hissedersin. O insana dokunurken 10 defa düşünürsün, öyle diyelim. O insanı dışlayamazsın. O insanın üzerine çizgi çekemezsin. O insana haset edemezsin. Yani bunlar işte ariflerin o bakış açılarıyla şekillenen şeyler. Hatırlarsanız daha önceki seminerlerde bir defa anlatmıştım. Bir arifimiz bir halifesine diyor ki, vekiline, evladım diyor, Kur'an ayetlerini okumaya başlamadan önce nasıl Euzü billahi mineşşeytanirracim diyoruz. Yani şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım diyerek ayet ediyor. Öyle başlıyorsun. İnsan da
Cenab-ı Hakk'ın şu alemdeki büyük ayetidir, ayeti kübrasıdır. Öyleyse insanı okumaya başlarken, yani insana dokunacaksan, onun zihnine, kalbine, hayatına, rehberlik maksatlı da olsa dokunacaksan, o zaman da diyor sen şeytanın şerrinden Allah'a sığın. Bir şey daha, arifler meseleye böyle yaklaştığı için de Rabbani arif diyoruz ya, yani Rabbin nazarıyla kula bakmak, Rabbin nazarıyla kula bakmak, onların eğer bir kulda böyle bir bakış açısı gelişirse gerçekten günahkarı sever ama günahını sevmez. Kafirin küfrüne şiddetli bir düşmanlık besler çünkü Allah istemiyor onu. Ama onun zatını tamamen silmez. Son nefese kadar ondan ümidi kesmez. O küfürle onun arasını açarak onun Rabbin katında güzel bir kul olması adına bir operasyona ihtiyacı olduğuna bakar. Bu son derece tabii bu bakış açıları arkadaşlar önemlidir. Şöyle söyleyeyim. Arifler kendi nefsani hazları, nefsani arzuları, nefsani arzularıyla insanı kendileri öyle istediği için yetiştiren insanlar değillerdir. Gerçek arifse tabii. Bunların hepsini hakiki ariflerle konuşuyoruz. Ama arif taslakları olabilir arkadaşlar. Hani ona müteşeyyih diyorlar. Şeyhlik taslayan adam. Adam olmadan adam gibi görünen böylesi insanların şerrinden Allah muhafaza buyursun. Bu insanlar gerçek arifler, gerçek Rabbani alimler seni kendisi için değil, seni sen için ister. Seni de sadece senin için, sen için değil, seni de Allah adamı olasın diye ister. Senin üzerinden hesap yapan adam değildir. Hasbi bakar. Senin üzerine emeklerini sana minnet eden, başına kakan adam değildir. Vazifemizi yaptık der. Biz vazifemizi yapıyoruz der. O kadar. Sizden teşekkür bile beklemez. Onun için denir ya hani, sen çıkınca aradan kalır seni yaradan derler. Kolay bir şey değil. Bu söylediklerimiz hocam sen hayal mi söylüyorsun ne bu falan. Şöyle ifade edeyim. En azından bu zatların eserlerinde, söylediklerinde kendilerinin bu bakışlarını hissediyoruz. Hayatlarında da bunu görüyoruz. Öyle yaklaştıklarını görüyoruz. İşte zaten onları etkili kılan o. Adeta. İnsana her birine bir alem nazarıyla bakmak. Her birine böyle Allah'ın nice nice istidatlar yüklediği, o istidatların açığa çıkması insanlık için ve şu alem için önemli diye baktığı, öyle bakarak insanı inşa etmeye çalıştığı bu ariflerin işte eğitim metodunun temelini diyelim hatta, temellerini bunlar oluşturuyor. Bunları sıradan hakikaten görmemek lazım. Şimdi arkadaşlar burada bir de şöyle diyelim, insanı onlar bile iyi tanıyorlar tabii. İnsanı tanıyorlar. Çünkü kendini tanıyınca zaten insana dair çok şey bilirsin. Nefisler aynı nefislerdir. Bir ara birisi sık sık Osman Hocamızın gençlik yıllarında mağazada çalışırlarken böyle işte ihtiyaçları için gelen birisi varmış. Sürekli geliyormuş. Oradaki hizmetlerden birisi demiş ki ya demiş ya ayıp demiş her gün de gelinmez ki falan demiş. Tabii bunu anlatıyor Osman Hocamız. O da demiş ki ya demiş şu sende olan nefis var ya demiş. Hani et yemek istiyorsun demiş, şu yemek istiyorsun demiş. O nefisten bende de var demiş. Ve Musa Efendi rahmetullahi aleyh
O delikanlıyı sonra içeri çağırmış. Bak evladım demiş, biz demiş Allah'tan sabah istiyoruz, öğlen istiyoruz, akşam istiyoruz demiş. Niye kızıyorsun demiş, her kapıya gelen bir insana demiş. Madem istiyor, vermek lazım demiş. Dolayısıyla arkadaşlar, insan kendi nefsini az çok tanırsa, diğer nefislerin de benzer nefisler olduğunu bildiği için ona göre yaklaşabilir. Yani bu zatların zaten en büyük artıları, kendilerini tanıma adına, kendi nefislerini tanıma adına bir tecrübeden geçmişler. Bir ömür nefislerini, ne fısıldadıklarını biliyorlar. Nefislerin neler fısıldayabileceklerini biliyorlar. Onun nerelerden insanı saptırmaya çalışacağını iyi biliyorlar. Dolayısıyla ona göre bir sana da bana da yaklaşırlarken az çok zaten %70, %80 bildikleri bir konu üzerinde devam ediyorlar. Bir de şöyle düşünün, imanla oluşan firaset, takva ile gelişen o keskinleşen firaset ve basiret. Dedim, kalp gözü deyin buna, basiret deyin, firaset deyin. Hepsi neticede aynı yola çıkar. O basiretle baktıkları zaman da karşıdaki insanın istidatlarını, kabiliyetlerini, ne olup ne olamayacağına dair keşiflerini yapabiliyorlar. %100 mü? Hayır. Zannı galip, kanaat oluşturuyorlar. Ama onların kanaati sıradan bir kanaat değil. Yani bir konuda uzmanlaşan bir insan nasıl baktığı zaman anlar, değil mi? Bu hayvancılıkla meşgul olan insanları düşünün. Şu koyun kaç kilo gelir abi diyorsun. Şöyle bir bakıyor. 27-29 diyor. Tartıyorsun. Ya 26,5 geliyor ya 30 geliyor diyelim. İşte ne yaptı adam biliyor ama. Çünkü tecrübe oluşmuş. Her alanda böylesi tecrübeler oluşabilir. Onlar da insan terbiyecileri oldukları için, sürekli insanı kendisiyle buluşturmayı hedefledikleri için o firaset ve basiretin desteğiyle de senin yürüyüşünden, oturuşundan, kalkışından, bakışından, sorduğun sorudan ya da soramadığın içindeki o sıkıntılı hallerinden bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla, keremiyle hissediyorlar diyelim. Belli bir kanaat kendileri içinde oluşuyor. Ona göre konuşuyorlar. Konuşunca da 12'den vuruyorlar. 12'den vuramazlarsa 11.5'tan vuruyorlar. Tamam, 11'den vuruyorlar. 12'den vurmak tabiri var ya. Evet efendim, şimdi ham insandan zarif insana doğru bir insanı geliştirmeyi hedefliyorlar. İnsana ham bir potansiyeli olan bir varlık. Tamam, bu bir altın. Bir maden var burada. Ama bu altın curuflarla karışmış. Başka işte bakır madeni karışmış, başka madenler karışmış. Diyorlar ki şimdi bunun altınını efendim tamamen saf hale getirmemiz lazım. Ona bir takım uygulamalar yapılıyor işte. Ona mücahedeler deniyor, riyazatlar deniyor. O uygulamalardan sonra altın saf hale geliyor. Sonra da onun üzerinde ustalık başlıyor. Tek tek. Onu güzelleştirme diyelim. Sonra bir ham altını bir pırlantanın çevresine diyelim ki bir halka olarak yapacaksınız. Veya bir takı yapacaksınız. Değil mi? Ondan bir bilezik yapacaksınız. Bir başka bir şey yapacaksınız. O da ayrı bir ustalık. İşte o insanın istidatlarının içine karışmış varsa cürufatlar, ki var zaten. Nefsin ta yaratılışın başlangıcında bir takım fücurlarla donatıldığını daha önce sizlerle uzun uzun anlattık. Onları temizlemeye çalışıyorlar. Bunun adına tezkiye diyoruz. Onu daha güzel faziletlerle donatmaya çalışıyoruz. Bu da tezkiyenin bir diğer boyutu. Buna bazıları tahliye diyor. Ve arkadaşlar bir şeyle, cümleyle bitireyim. İnsandaki tekamülün sonsuzluğunu görüyorlar. Osman Efendi'nin güzel bir ifadesi var. İnsan eksi sonsuzla artı sonsuz arasında bir varlıktır der. Eksi sonsuz, artı sonsuz. Hani matematikte şöyle bir ifade var ya, şöyle bir şekil çizerler, değil mi? Bir ok işareti. Okun iki tarafı da şeydir, sivridir. İki tarafı da sivridir. Ortasında sıfır yazar. Sıfırdan sağa doğru artı bir, artı iki, artı üç diye gider. Sıfırdan sola doğru da eksi bir, eksi iki, eksi üç gider. Bunu şöyle dikey de yapın. Bu da böyledir. Tamam mı? Ortası sıfırdır. Üste doğru artı bir, artı iki, artı üçtür.
alta doğru eksi 1, eksi 2, eksi 3 diye gider. Şurada ok işareti varsa da eksi sonsuz demektir. Bir de üst taraftaki de artı sonsuz demektir. İnsan da esfeli safiliğinle ahseni takvim arasında gidip gelen bir varlıktır. Şimdi esfeli safiliğin ne demek? Aşağıların aşağısı, yani sonsuz demek. İnsanın çukurlaşmasının nihai noktası yoktur arkadaşlar. Ya en son insan artık buraya düşer diyeceğiniz bir şey yok. Onun da altı vardır. Çukurun da çukuru vardır. Gerçekten. Hani Cenab-ı Hak belhum edal der ya, sapıktan da sapık. Yani adeta. Düştükçe düşer. Ama insan çıktıkça da çıkar. Nereye kadar çıkar bilmiyorum. Ama çıkar. İbn-i Ataullah der ki, Allah der, seni sana bırakırsa kötülüklerini saymakla bitmez. Yani nefsinle baş başa bırakırsa demek. Ama seni senden alır da cud ve keremiyle seni bir donatırsa, o zaman da güzelliklerini saymakla bitmezler. Bazı insan vardır, her gün hayran olacağınız bir güzelliğine şahit olursunuz. Böyle bir şey. İşte insan böyle potansiyel bir varlık. Bunun için seyri sülükün nihayeti yoktur derler. Ne demek seyri sülükün nihayeti yoktur? Manevi terakkinin durma noktası yoktur. Mevlana der ki, ey evladım der, bu marifet-i ilahiye nihayetsiz bir ummandır. Her nereye varırsan var. Allah için sana yalvarıyorum. Durma, ileri git der. Durma, ileri git. Onun için insanın zarifliğinin, letafetinin üst sınırı yok. Bir üst sınır koyacak olursak şunu diyebiliriz diyorum ben, üst sınır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insaniyet ufkudur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hakk'ın ahlakına şahitlik ettiği ve inneke le'ala hulukin azim diye and olsun ki muhakkak ki sen, bakınız kaç tane tekit var ya, vav, değil mi? Vavlı kasem derler. İnne harfi tekittir arkadaşlar, göreceksiniz. Muhakkak, kesinlikle anlamına verirsiniz. Bir de lam vardır, le'ala'daki lam, ona da lami tekit derler. Eğer bunu Türkçe nasıl ifade edersiniz? Vallahi, billahi, tallahi, ey Nebi Zişan, sen yüce bir ahlak üzeresin. Bunu Allah dediği için tabii böyle biz yeminli olmaz da, yani kul olarak söyleyecek olsak böyle olur bu. Tam da böyle bir şeydir. İşte Resul-i Zişan aleyhissalatü vesselam Efendimizin zahir ve batında liderliği, öncülüğü, insani kemalatı böyledir. Bir insan, bir kul, sıradan bir kul, Resulullah'la her konuda aynileşebilir mi? Bir dakika, stop. Değil mi? Her konuda aynileşemeyiz. Ama yaklaşabilir mi? Yaklaşabilir. Ne kadar yaklaşabilir? Herkesin nasibi kadar. Onun için insan-ı kamil olur mu der bazı hocalar, değil mi? İnsan-ı kamil denebilir mi bir insana? Ya zaten nakıstır, her tarafı zayıftır, günahsız, zellesiz. Kim olabilir? Dolayısıyla insan-ı kamil denemez, kimseye denir. Eğer denecekse böyle bir ifade, el-insanul kamil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Diğerleri ona yaklaşabildikleri ölçüde o kemalden nasip olmuş kamil insanlardır. Ermiş diye lisanımızda bir ifade var, değil mi? Ermiş. Ne demek? Hamlığı gitmiş demek. Erenler demek. Erenler, olgunlaşanlar demek. Hiçbir şeyin hamı güzel değildir. Ermişi güzeldir. İnsanın da hamı güzel değildir. Ham insan batar. Sözü batar, gözü batar. Batar batar, incitir. Ama olgun insan o farklıdır. Evet, ariflerin insan potansiyeline bakışını bugün görmüş olduk. İnşallah bu silsile bu şekilde devam edecek sevgili arkadaşlar. Allah'a emanet olunuz.